Evlatlarımıza ilim ve edep öğretmeliyiz. Babanın evladına karşı en mühim görevi, ona ilim ve edep öğretmek, güzel terbiye etmektir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, çocuğu güzel terbiye, evladın babasındaki haklarındandır. Beyhaki, edep, güzel terbiye, iyi davranış, güzel ahlak, haya, nezaket, zarafet gibi manalara gelir. Mesela terbiyeli çocuk, edepli çocuk demektir. Hadis-i şerifte, evladınızı edepli, terbiyeli yetiştirin, buyuruluyor. Dinimiz, baştan başa edeptir. Edep, kulun kendisini Cenab-ı Hakk'ın iradesine tabi kılması, güzel ahlaklı olmasıdır. Hazreti Ömer, edep, ilimden önce gelir, buyurdu. Çok heybetli olmasına rağmen edebinden, hayasından Resulullah'ın huzurunda çok yavaş konuşurdu, dinimizde hayanın yeri çok mühimdir. Allahü Teala'dan utanmak, imanın kuvvetli olduğuna, hayasızlık da imanın zayıf olduğuna alamettir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, İman edenler arasında kötülüğün, hayasızlığın yayılmasını isteyenler ve sevenler için, dünyada da ahirette de elim bir azap vardır. Nur 19. Hayasız kimse, zamanla küfre düşebilir. Haya, imanın esasındandır. Hayası olan Allah'tan utandığı için günahtan çekinir. İnsanlardan utanmayan Allah'tan da utanmaz. İnsanlardan utanarak günahı gizlemek de hayadandır. İnsanlardan utananın Allahü Teala'dan da utandığı anlaşılır. Çünkü hadisi şerifte, Allah'tan sakınan insanlardan da sakınır, buyuruluyor. Hayasız insan mürüvvetsiz olur, hadisi şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala'dan haya edin. Allah'tan haya eden, kötü düşünceden uzak durur, midesine girenleri kontrol eder, ölümü hatırlar. Tirmizi, İslam büyükleri bu hususta buyuruyorlar ki, edep, konuştuğun zaman dilini korumak, yalnız kaldığın zaman kalbini korumak, dışarıya çıktığın zaman gözünü korumak, yediğin zaman boğazını korumak, uzattığın zaman elini korumak, yürüdüğün zaman ayağını korumak ve bütün işlerinde vaktini korumaktır. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, vaazlarında, veledin, çocuğun, valideyni yani ana, babası üzerinde 3 hakkı vardır. Doğduğunda Müslüman ismi koymak. Akıllı olunca, kitabet, yazı, ilim ve sanat öğretmek. Bali, erginlik çağına ulaşınca, dini ve ahlakı güzel bir Müslüman bulup, bununla hemen evlendirmektir, buyururdu. Oğlunu ve kızını, dinin emirlerine göre yetiştirip evlendiren ana baba, akraba ve komşular çok sevap kazanırlar. 10 Mart 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Hasan Yavaş.